Arkadaşlar merhaba. 2018'in son aylarında SLA Printer yapmak üzere yola çıktım. Yalnız bu projede step motor değil, brushless motor kullanmaya karar verdim. Henüz brushless motorun sürücü kısmına geçemedim bile. Yaklaşık olarak aradan 9 ay geçti ve 9 ay sonunda ancak shaft encoder tasarımım yeni bitti. Daha detaylı testleri var. Onlar da sanıyorum bir ay kadar sürecek. Şurada brushless motorumuz görülüyor. Şurada ise yaklaşık olarak 5 mm kalınlığında bir encoder'ım var. Bu encoder'ım tamamen kapasitif çalışıyor. Ve bugüne kadar ki en çok zamanımı alan bir proje oldu bu. Yaklaşık olarak 9 ayda bitirebildim. Kabaca şu şekilde elektrotlarım var. İşte burada bir tane de sinüs paternim var. Bu burada dönerken açıyla orantılı sinüzel sinyaller alıyorum. Bunu şuradaki ARM işlemcimiz STM32F103 C8 işlemcimiz değerlendirerek açıyı yani milin açısal konumunu tespit ediyor. Şu anki encoder'ın bir turunu 4096 adımda tanımlıyor. Bir turu 4096 adımla tanımlıyor. Bunun 8192'lik olanını, 1024'lük olanını, 256'lık olanını da yaptım. Bundan sonraki aşama şuraya gerçek bir optik shaft encoder bağlayıp gerçekten açıların doğru şekilde okunup okunmadığının testi var. Siparişimi henüz verdim. Herhalde birkaç haftaya kadar optik encoder'ım da gelecek. O zaman encoder'ımın detaylı testlerini de yapabileceğim. Şu anda işte şurada incremental quadrature encoder olarak çalışıyor. Incremental çalışıyor. Şuradaki micro encoder'dan gelen pulsları sayarak pozisyonu tespit ediyor ve bilgisayardaki şu yazılıma gönderiyor. Şurada şuraya bir çizgi çizdim. İşte burayı yaklaşık olarak sıfır kabul edersek şurayı da şuradan sıfırlarsak şuradaki yarım turumuz 2048'e denk gelmesi lazım. Bir yarım tur daha çevirirsek bir tam tur olmuş olacak. Burası da 4096'ya denk gelecek. Tabii buradaki çok küçük değişimler burada ekranda da görüldüğü için artık bunun bir tam turu gerçekten 4096 mı yoksa daha başka bir şey mi? Bu ancak optik bir encoder'la birlikte çalıştırılarak anlaşılacak. Şu anda encoder'ımdan umutluyum. Tekrar sıfırlarsak. Şöyle. Yaklaşık olarak yine sıfır pozisyona gelmiş olmamız gerekiyor. Evet. Şunlar da bizim encoder'ımızın sinüs paterni. Bu projeyi ticari olarak değerlendirmek istiyorum. Gerçekten üzerinde çok fazla kafa yordum.
Ama bir de patent engeli var. Bu Encoder bir firma tarafından patentlenmiş. Görüşmek üzere.